Neptün ötesinde şok keşif, karbondioksit ve karbon monoksit buzları. Elbette. Neptün ötesi cisimlerdeki karbondioksit ve karbon monoksit buzlarının keşfi, güneş sisteminin evrimini anlamamıza büyük bir katkı sağlıyor. Central Florida Üniversitesi, Florida Uzay Enstitüsü'nden bir araştırma ekibi, James Webb Uzay Teleskobu'nun kızıl ötesi spektral yeteneklerini kullanarak 59 Neptün ötesi nesnenin kimyasal bileşimini inceledi. Sonuçlar bilim insanlarını şaşırttı. Karbondioksit ve karbon monoksit buzları her yerde bulunuyordu. Bu keşif, Güneş sisteminin erken evrimine dair birçok soruyu yeniden gündeme getiriyor. Karbondioksit buzunun varlığı, protoplanetik disklerin soğuk dış bölgelerinde yaygın olduğunu gösteriyor. Ancak karbon monoksit buzunun kökeni hala belirsizliğini koruyor. Araştırmacılar bu keşfin gezegen oluşumu sürecini ve gök cisimlerinin nasıl göç ettiğini anlamamıza yardımcı olabileceğine inanıyorlar. Neptün ötesi cisimlerin Güneş sisteminin oluşumundan kalan kalıntılar olduğu düşünülüyor ve bu keşif onların nasıl oluştuğu ve günümüzdeki yerlerine nasıl geldikleri konusunda ipuçları sağlayabilir. Ancak karbon monoksit buzunun kökeni ve dağılımı hala bir muamma. Araştırmacılar bu sorunun cevabını bulmak için daha fazla çalışma yapmayı planlıyorlar. Sonuç olarak bu keşif güneş sisteminin gizemlerini çözmek için önemli bir adım olabilir. Ancak henüz tüm sırları çözmemiz için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var. Bu bulgular astronomi alanında önümüzdeki yıllarda yapılacak olan çalışmaları yönlendirebilir ve bize güneş sistemi ve evrenin nasıl oluştuğuna dair daha derin bir anlayış sağlayabilir. Haberin devamı aşağıdaki linkte mevcuttur. İyi okumalar.